Yazık, eyvahlar olsun! Saadetimiz olan meşrutiyet meşrua, bir menba hayatı hayat -ı içtimaiyemiz ve İslamiyete uygun olan ma'arif-i cedideye, millet nihayet derecede müştak ve susamış olduğu halde, bu hadisede perver olanlar, meşrutiyete garazlar karıştırmakla ve fikren münevver olanlar da dinsizce harekatı ı ile milletin rağbetine karşı maatteessüf set çektiler. Bu seddi çekenler ref etmelidirler. Vatan namına rica olunur. Ey paşalar, zabitler! Bu on bir buçuk cinayetin şahitleri binlerle adamdır. Belki bazılarına İstanbul'un yarısı şahittir bu on bir buçuk cinayetin cezasına rızayla beraber, on bir buçuk sualime de cevap isterim. İşte bu seyyiatıma bedel bir hasenem de var, söyleyeceğim. Herkesin şevkini kıran ve neşesini kaçıran ve arazlar ve taraftarlıklar hissini uyandıran ve sebebi tefrika olan ırkçılık cemiyat akvamiye teşkiline sebebiyet veren, ve ismi meşrutiyet ve manası istibdat olan ve ittihat ve terakki ismini de lekedar eden buradaki şubeyi i müstebidaneye muhalefet ettim. Herkesin bir fikri var. İşte sulhu umumi, aff umumi ve refi imtiyaz lazım. Ta ki biri bir imtiyazla başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın fahr olmasın derim. Biz ki hakiki Müslümanız. Aldanırız fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Zira biliyoruz ki innemel الْحَيْلَةُ fi terkil hiyal. Fakat meşru, hakiki meşrutiyetin müsemmasına ahdü peyman ettiğimden, istibdat ne şekilde olursa olsun Meşrutiyet dibası giysin ve ismini taksın, rast gelsem sille vuracağım. Fikrimce meşrutiyetin düşmanı, meşrutiyeti gaddar, çirkin ve hilaf-ı şeriat göstermekle meşveretin de düşmanlarını çok edenlerdir. Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez. En büyük hata, insan kendini hatasız zannetmek olduğundan, hatamı itiraf ederim ki, Nas'ın nasihatini kabul etmeden, Nas'a nasihati kabul ettirmek istedim. Nefsimi irşad etmeden, başkasının irşadına çalıştığımdan, emri bil marufu tesirsiz etmekle tenzil ettim. Hem de tecrübeyle sabittir ki, ceza bir kusurun neticesidir. Fakat bazen o kusur, işlenmemiş başka kusurun suretinde kendini gösterir. O adam masumken cezaya müstahak olur. Allah musibet verir, hapse atar, adalet eder. Fakat hakim ona ceza verir, zulmeder. Ey ulul emr! Bir haysiyetim vardı, onunla İslamiyet milliyetine hizmet edecektim. Kırdınız. Kendi kendine olmuş, İstemediğim bir şöhreti kaziben vardı. Onunla avama nasihati tesir ettiriyordum. Maal memnuniye mahvettiniz. Şimdi usandığım bir hayatı zayıfen var. Kahrolayım eğer idama esirgersem. Mert olmayayım eğer ölmeye gülmekle gitmezsem. Sureten mahkumiyetim vicdanen mahkumiyetinizi intac edecektir. Bu hal bana zarar değil, belki şandır. Fakat millete zarar ettiniz. Zira nasihatimdeki tesiri kırdınız. Saniyen, kendinize zarardır. Zira hasmınızın elinde bir hücceti katıa olurum. Beni mihenk taşına vurdunuz. Acaba fırkayı halisa dediğiniz adamlar böyle mihenge vurulsalar kaç tanesi sağlam çıkacaktır? Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaretse ve hilaf-ı şeriat hareketse fel yeşhedi tekalani enni mürteci' i. haşiye yani bütün dünya cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciyim. Zira yalanlarla ittihat yalandır ve ifsadat üzerine müesses olan İsmi meşrutiyet fasittir. Müsemmai meşrutiyet hak, sıdk ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır. 31 Mart hadisesi denilen o saika ve müthiş fırtına esbabı adide tahtında öyle bir istidadı tabiiyi müheyya etmişti ki neticesi her hercümerc olduğu halde min indillah Ehli Kıyam'ın lisanına daima mucizesini gösteren ismi şeriat geldi. O fırtınayı gayet hafif geçirdiğinden Nisan'ın nısfından sonraki gazeteleri Allah mahkum ediyor. Zira o hadiseye sebebiyet veren yedi mesele ve onunla beraber yedi hal nazarı mütalaya alınsa hakikat tezahür eder. Onlar da bunlardır. 1. Yüzde doksanı ittihat ve terakkinin aleyhinde, hem onların tahakkümü ve istibdadı aleyhinde bir hareketti. 2. Fırkaların meydanı münakaşatı olan yükelayı tebdildi. 3. sultanı ı mazlumu sukutu musammemden kurtarmaktı. 4. Hissiyat-ı askeriyenin ve adab-ı dindaranelerinin muhalif telkinatının önüne set çekmekti. 5. Pek çok büyütülen Hasan Fehmi Bey'in katilini meydana çıkarmaktı. 6. Kadro haricine çıkanları ve alay zabitlerini mağdur etmemekti. 7. Hürriyeti, sefahate şumulünü men ve adab-ı şeriatla tahdit ve avamın siyaset-i şer'i bildikleri yalnız kısas ve katı ı yed haddini icraydı. Fakat zemin bataklık ve dam, tuzak ve plan serilmişti, mukaddes olan itaat-ı askeriye feda edildi. Üssül esas esbab, fırkaların taraftarane ve garazkarane münakaşatı ve gazetelerin belagat yerine mübalaat, ve yalan ve ifrat perverane keşmekeşleriydi. Bu metali bir sebada nasıl ki yedi renk çevrilse yalnız beyaz görünür, bunda da yalnız ziyayı şeriatı beyza tecelli etti, pesadın önüne set çekti. Bütün kuvvetimle derim ki, terakkimiz ancak milliyetimiz olan İslamiyet'in terakkisiyle, ve hakaik-i şeriatın tecellisi iledir. Yoksa yürüyüşünü terk etti, başkasının da yürüyüşünü öğrenmedi olan darbu mesele masadak olacağız. Evet, hem şan ve şerefi milleti İslamiye, hem sevabı ahiret, hem hamiyeti milliye, hem hamiyeti İslamiye, hem hubbu vatan, hem hubbu dinle mütehassis olmalıyız ey paşalar, zabitler! Cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevap isterim. İslamiyetse insaniyeti kübra ve şeriatse medeniyeti fuzla, en faziletli medeniyet olduğundan alemi İslamiyet Medine-i Fazla-i Eflatuniye olmaya sezadır. Birinci sual Haşiye bu sualler 40-50 masum mahpusun tahliyesine sebep oldu. Gazetelerin aldatmalarıyla meşru bilerek buradaki görenek ve adata binaen cereyan-ı umumiye kapılan saf cezası nedir? İkinci sual Bir insan yılan suretine girse yahut bir veli haydut kıyafetine girse veyahut meşrutiyet istibdat şekline girse ona taarruz edenlerin cezası nedir? Belki hakikaten onlar yılandırlar, haydutturlar ve istibdattırlar. Üçüncü sual Acaba müstebit yalnız bir şahıs mı olur? Müteaddit şahıslar müstebit olmaz mı? Bence kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat münkasım olmuş olur ve komitecilikle tam şiddetlenir. Dördüncü sual, bir masumu idam etmek mi yoksa on caniyi affetmek mi daha zarardır? Beşinci sual, maddi tazikler ehli meslek ve fikre galebe etmediği gibi daha ziyade nifak ve tefrika vermez mi? Altıncı sual. Bir madeni hayatı içtimaiyemiz olan ittihadı millet, refi imtiyazdan başka neyle olur? 7. sual. Müsavatı ihlal ve yalnız bazılara tahsis ve haklarında kanunu tamamıyla tatbik etmek zahiren adaletken, bir cihette acaba müsavatsızlıkla zulüm ve garaz olmaz mı? hem de tebriye ve tahliye ile masumiyetleri tebeyyün eden ekseri mahpusinin belki yüzde sekseni masumken acaba ekseriyet noktayı nazarında bu hal hüküm ferma olsa garaz ve fikri intikam olmaz mı? Divanı harbe diyeceğim yok. ihbar edenler düşünsünler. 8. sual. Bir fırka kendisine bir imtiyaz taksa, Herkesin en hassas noktayı asabiyesine daima dokundura dokundura zorla herkesi meşrutiyete muhalif gibi gösterse ve herkeste onların kendilerine taktığı ismi meşrutiyet altında olan muannit istibdada ilişmişse acaba kabahat kimdedir? 9. sual. Acaba bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa, herkese ibahe etse, sonra da zayiat vuku bulsa kabahat kimdedir? 10. Sual Fikir ve söz hürriyeti verilse, sonra da muaheze olunsa, acaba bir biçare milleti ateşe atmak için bir plan olmaz mı? Böyle olmasaydı, başka bahaneyle mevki tatbike konulacağı hayale gelmez miydi? 11. sual. Herkes meşrutiyete yemin ediyor. Halbuki ya müsemmaya meşrutiyete kendi muhalif veya muhalefet edenlere karşı sükut etse. Acaba kefareti yemin vermek lazım gelmez mi? Ve millet yalancı olmaz mı? Ve masum olan efkar umumiye yalancı, bunak ve gayrı mümeyyiz addolunmaz mı? Elhasıl, şiddet bir istibdat ve tahakküm, cehalet cihetiyle şimdi hüküm fermadır. Güya istibdat ve hafiyelik tenasüh etmiş ve maksat da Sultan Abdülhamit'ten istirdadı hürriyet değilmiş. Belki hafif ve az istibdadı şiddetli ve kesretli yapmakmış. Yarım sual nazik ve zayıf bir vücut ki, sivrisineklerin ve arıların ısırmasına tahammül edemediği için, gayet telaş ve zahmetle onları defe çalışırken, biri çıksa dese ki, maksadı sivrisinekleri, arıları def etmek değil, belki büyük arslanı ikaz edip kendine musallat etmek ister. Acaba böyle demekle hangi ahmağı kandıracaktır?'' Sualin diğer yarısı çıkmaya izin yoktur. Ey paşalar, zabitler! Bütün kuvvetimle derim ki, gazetelerde neşrettiğim umum makalatımdaki umum hakaikte nihayet derecede musırrım. Şayet zamanı ı mazi canibinden, asr-ı saadet mahkemesinden adaletname-i şeriatla davet olunsam, neşrettiğim hakaiki aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa o zamanın ilcatının modasına göre bir libas giydireceğim. Şayet müstakbel tarafından 300 sene sonraki Tenkidat-ı Ukala mahkemesinden tarih celt namesiyle celb olunsam yine bu hakikatleri tevessü ve inbisatla çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber taze olarak orada da göstereceğim. Demek, hakikat tahavül etmez. Hakikat haktır. El-Hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Millet uyanmış, mugalata ve cerbeze ile ifal olunsa devam etmeyecektir. Hakikat telakki olunan hayalin ömrü kısadır. Teveran eden efkar-ı o aldatmalar ve mugalatalar dağılacak ve hakikat meydana çıkacaktır inşallah. Sizin işkenceli hapishanenizin hali, zaman müthiş, mekan muvahhiş, mahpusin mütevahhiş, gazeteler mürcif, efkar müşevveş, kalpler hazin, vicdanlar müteessir ve meyus. Bidayeti halde memurlar şematetli, nöbetçiler müziç olmakla beraber vicdanım beni tazip etmediği için o hal bana eğlence gibiydi. Musibetlerin tenevvü, musikinin namelerinin tenevvü gibi bana geliyordu. Hem de geçen sene tımarhanede tahsil ettiğim dersi, şimdi bu mektepte itmam ettim. Musibet zamanının uzunluğundan uzun dersler gördüm.'' dünyanın ruhani lezzeti olan hüznü masumane ve mazlumaneden zayıfa şefkat ve gadre şiddeti nefret dersini aldım. Ümidim kavidir ki çok masumların kalplerinden harareti hüzünle tebahhur eden ay, vay ve ahlar rahmetli bir bulut teşkil edecektir. Ve alemi İslam'daki yeni yeni İslam devletlerinin teşekkülleriyle o rahmetli bulut teşekküle başlamıştır. Eğer medeniyet böyle haysiyet kırıcı tecavüzlere ve nifak verici iftiralara ve insafsızcasına intikam fikirlerine ve şeytancasına mugalatalara ve diyanette laubalicesine hareketlere müsait bir zeminse, herkes şahit olsun ki o saadet sarayı medeniyet tesmiye olunan böyle mahalli araza bedel vilayat-ı şarkiyenin hürriyet-i mutlakanın meydanı olan yüksek dağlarındaki bedeviyet ve vahşet çadırlarını tercih ediyorum. Zira bu mimsiz medeniyette görmediğim hürriyeti fikir ve serbestliği kelam ve hüsnü niyet ve selameti kalp Şarki Anadolu'nun dağlarında tam manasıyla hüküm fermadır. Bildiğime göre edipler edepli olurlar. Edepsiz bazı gazeteleri naşiri ağraz görüyorum. Eğer edep böyleyse ve efkar umumiye böyle karma karışık olsa, şahit olunuz ki böyle edebiyattan vazgeçtim. Bunda da dahil değilim. Vatanımın yüksek dağlarında, yani başit başındaki ecram ve elvah-ı alemi gazetelere bedel mütala edeceğim. Muarradır fezayı feyzimiz şeyni temennadan, bize dadı ezeldir zirden baladan istina. Çekildik neşveyi ümitten, tuğli emellerden, öyle mecnunuz ki ettik vuslatı leyladan istina.